Merhaba, ben Evrim Arda Kalafat. Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Sizlere ekip arkadaşım Arda Alhan ile yaptığımız Yapay Zeka ile Kanser Tespiti adlı projemi sunacağım. Projenin tanımı. Bu proje yapay zeka uygulamalarında kullanılan bir algoritma olan KNN, yani en yakın K komşu algoritması ile gerçeklenecektir. Gerçeklenen algoritma ile UC Irvine Üniversitesi'nin sağlamış olduğu göğüs kanseri verileri işlenecektir. Hasta olup olmadığı belli olmayan bir kişinin verileri sisteme beslenerek hastalık tahmini yapılacaktır. Kullandığımız araçlar Microsoft Visual Studio. Kullandığımız veriler ise UC Irvine Üniversitesi'nin veri tabanından alınmış göğüs kanseri verileri. Veriler hakkında bilgi vermek gerekirse her bir veride 11 tane değer var. Bu değerlerin 11. sınıf bilgisini temsil ediyor. Sınıf bilgisi ise 2 ise hasta değil, 4 ise hasta. Eğitim veri setinde 600 tane veri var. Test veri setinde ise 83 tane veri var. KNN algoritması. KNN sınıflandırma için kullanılan en basit algoritmalardan biridir. Bu algoritmada sınıflandırılmak istenen yeni verinin daha önceki verilerden k tanesine yakınlığına bakılır. Örneğin k eşittir 3 için yeni bir veri sınıflandırılmak istensin. Bu durumda eski sınıflandırılmış verilerden en yakın 3 tanesi alınır. Bu veriler hangi sınıfa dahilse yeni veri de o sınıfa dahil edilir. Mesafe hesabında genelde Öklit mesafesi kullanılır. Bu da KNN için görsel bir örnek. Algoritmanın uygulanacağı veri seçilen K sayısına göre, ki bu K sayısı tek sayı olmalı, iki kategoriden birine yerleştirilecek. Projemizi yaparken izlediğimiz adımlar. Eğitim ve test verilerini dosyadan okutma, test verilerinin sonuçlarının bulunması için fonksiyon yapılması, kullanıcıdan alınan değerlerin sonucunu bulmak için fonksiyon yapılması, seçenekler için menü yapılması. Test verilerinin sonuçlarını bulan fonksiyon. Eğitim ve test verisinin hasta numarası ve sınıf bilgisi hariç her verileri için uzaklıkları bulan bir döngü yazdık. Bu döngüden çıkan uzaklık değerlerini array test sonuç dizisinin sıfırıncı indeksine attık. Bulunan uzaklık değerinin hesaplanmasında kullanılan eğitim verisinin sınıf bilgisinde array test sonucun birinci indeksine kaydettik. Bulduğumuz bu 600 uzaklık değerini Selection Sort algoritmasını kullanarak sıraladık. En yakın K tane array test sonuç değerinin birinci indeksine bakarak eğer 2 ise hasta değil, 4 ise hasta değerini arttırdık. Eğer hasta değerleri fazla ise array test sonuç DY dizisine 2, hasta değerleri fazla ise 4 yazdırdık. Sonra array test sonuç DY'deki değerleri test verisindeki değeriyle karşılaştırdık. Eğer aynılarsa array test sonuç DY char dizisine D, farklılarsa Y yazdırdık. Son olarak sonuçları yani array test sonuç DY char'ın içindeki değerleri ve başarı oranını ekrana yazdırdık. Kullanıcıdan alınan değerlerin sonucunu bulan fonksiyon. İlk olarak kullanıcıdan 9 tane değer aldık ve bu değerleri Array Kullanıcı Girişi adlı diziye kaydettik. Kullanıcıdan aldığımız 9 değerin eğitim verisindeki değerlere olan uzaklığını bulduk ve Array Kullanıcı Uzaklığın 0. indeksine kaydettik. Uzaklıkları hesaplanan eğitim verisinin sınıf bilgisini de 1. indeksine kaydettik. Selection Sort kullanarak bu 600 değeri sıraladık. En yakın K tane değere bakarak hasta değil ve hasta değerlerini bulduk. Bu değerlere göre ekrana eğer hasta değil fazla ise hasta değilsiniz, hasta değeri fazla ise kansersiniz yazdırdık. Seçenekler için menünün hazırlanması. Menüyü hazırlarken if, else ve go to fonksiyonlarından yararlandık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer böyle projelerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.